Tamam. Başlıyorum arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum. Hikayemiz Tri Medvedya idi. Evet. Devoçka Samuyu Bolşuyu Ku İ Pohlebala İz Samoy Bolşoy Çaş ki. Evet. Diyavaçıkayı biliyoruz arkadaşlar. Kız. Ziyalan. Aldım. Samuyu diyor. En diyor yani. Bolşuyu. Büyük. Loşku. Kaşı. İ ve Pohlebala yani nasıl söylesem size bunu şöyle evet Pohlebat hani onun içinde bir şey var arkadaşlar. Oradan aldı yedi. Hani öyle düşünün. Çünkü direkt onun Türkçe anlamı yok direkt bir. Yedi yani hepsini. İz Samoy yine Samoy diyor. En Bolşoy büyük Çaşki hani geçen canlı yayında anlatmıştım size hani böyle çorbalık bardaklar olur. O çorbalık bardağın içinde bir şeyler varmış. Önce onu bitirdi. Onu tüketti diyor. İz de danden ekler oluyor ya hani. Onu demek istiyor yani. En büyük bardaktan demek istiyor. Evet. Cümleyi toparlıyorum. Kız en büyük kaşığı aldı ve en büyük bardaktan veya çorbalıktan tüketti, yemeğini tüketti. İçinde yemek varmış, çorba onu demek istiyor. Evet. Potom la Sred nyoyu loş i pohlebala iz ney çaş ki potom demek sonra demek anlamına geliyor. Vizyalla aldı Sretnyu'yu orta loşku kaşı i ve lebala tüketti. İşte yedi diyebiliriz. İz yine danden eki olarak düşünelim. Sretnyi Orta çarşki. Tekrar söylüyorum arkadaşlar.
İlk canlı dersimizde anlatmıştım. Burada çorbalık anlamını taşıyor. Hani böyle çorbalık bardaklar oluyor ya. Onu demek istiyor. Evet, buradaki cümleyi diyorum. Sonra orta kaşığı aldı ve orta bardaktaki yemeği tüketti. Potom взяла маленькую ложку и похлебала из сикой чашечки. Потом tekrar yine diyor. Взяла aldı. Маленькую küçük ложечку. Yani kaşıkçı. И б похлебала tüketti, yedi diyebiliriz. Из данден эки синенькой мавичик чашечки чаптан. Bunu da toparlıyorum. Ve küçük kaşığı aldı. Evet, kase de diyebiliriz İlyas Bey. Ve küçük kaşığı aldı. Tüketti. Mavi kasecikten diyebiliriz. Çorbalık bardakçıktan diyebiliriz. Oradan tüketti. Onu da yedi bitirdi. Yani ayıların tüm yemeklerini bitirdi yani. Bardaklarındaki, kaselerindeki tüm yemekleri bitirdi. İyi. Мишут кина пох хлеб ей показалось лучше всех. И в Мишут кина diyorsa isim diyor. Hani ayıcın, küçük ayıcın ismi. Похлебка yemeği. Çorbası ya da öyle de düşünebilirsiniz. Yey ona dişiye ama yemu deseydi ona erkeğe olurdu. Yey pokazalas göründü. Hani yani mesela bir yemek daha iyi gelir ya hani öyle hani geldi gördü ama direkt baktığımızda bu fiile bak pakazalas gözüktü anlamına geliyor. Лучше çok iyi всех herkesten. Şimdi cümleyi toparlıyorum. Ve Мишуткина yemeği, Мишуткина'nın yemeği ona herkesten daha iyi geldi. Daha iyi gözüktü. Evet. İlyas Bey bir şey demişti. Tamam ama şey köşede. Düzelttin mi? Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyor. Evet. Девочка хотела сесть и видит у стола три стула. Девочка, kız, захотела, istedi, сесть, oturmak. И Б видит, görüyor, у стола, masada,
Yani masanın yanında da diyebiliriz. Tri stula, üç sandalye. Stola, masa. Stula, tri stula dediği için, tri, üç dediği için de stula derler. Evet, cümleyi toparlıyorum arkadaşlar. Kız istedi oturmak veya oturmak istedi ve masanın yanında üç tane sandalye görüyor. Один большой diyor. Михаил Иванович. Biri büyük diyor. Один biri, большой büyük. Kiminmiş, kime ait olduğunu söylüyor. Михаил Иванович'a ait olduğunu söylüyor. Yani babaya ait olduğunu söylüyor. Другой поменьше. На 101. Ne oldu buna? Bir dakika. Evet. Другой поменьше dedik. Öbürü daha küçük. Настасьи Петровнин diyor. Yine ayının, dişi ayının, anne ayının ismini söylüyor. А третий ve burada anlamında geliyor a. Üçüncü маленький küçük. Синенькой, mavi, подушечкой, yastıkla. Hani böyle yastık da demeyelim de hani sandalyeye koyulur ya. Hani hani küçük böyle yastık gibi hani incinmesin diye oturduğunuzda işte öyle mavicik yastıklı diyor. Mişutkin, Mişka'nın yani. O da küçük ayıcının ismi arkadaşlar. Evet, cümleyi toparlarsak. Bunu söylemiştim, tekrar söylüyorum. Kız istedi oturmak ve masanın yanında 3 tane sandalye görüyor. Birisi büyük, Mikhail Ivanovich'indir. Drugoy, öbürü daha küçük, Nastasya Petrovna'nindir ve üçüncü, küçücük, mavi yastıkla Mishutka'nındır diyor. Evet. Ona polezla na большой стул и упала. Потом села на средний стул. На нем было неловко. Evet İlyas Bey, minder, minder doğru diyorsunuz, minder diyoruz biz. Hani mavi yastık dediğim kelimeye. Evet. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Hatta şu cümleyi fullim. На нём было неловко. Burada nem yazıyor arkadaşlar ama aslında yo olması gerekiyor ve şu açıdan öyle yazılmış. Mesela işte diyelim Rusçayı full biliyorsun, full biliyorsunuz farz ederek bunu yazmışlar. O yüzden hani bilmeseniz mesela o zaman yo harfini yazarlardı.
İşte şöyle söyleyeyim, bilmediğinizi bilseler hani. Evet. Potom si na malinki stulčik i zasmejalas. Tak bylo horošo. Evet. Ona o polezla tırmandı da diyebiliriz. Hani böyle tırmandı diyelim veya sokuldu da diyebiliriz. Na bolşoy büyük stul sandalyeye i ve upa düştü. Potom sonra Siela oturdu na sretni orta stul sandalyeye na njom on bylo nelovko, rahatsız idi. Hani bylo burada idi diyebiliriz. Nelovko ise rahatsız. Potom sonra Siela du na malenki küçük stulçik sandalyeciye. Burada na da dediğimiz arkadaşlar üstüne hani bir şeyin üstüne koyduğumuzda oturduğumuzda na diyorduk hani. Ama geçen derste de anlatmıştım. Sadece na üzerine değil başka anlamlarda da taşıyabiliyor. Would aynı şekilde de would dediğimizde içine girdiğimizde ismin sonundaki eke göre belirliyordur. Would yönde göz içine bir şeyin girdiğimizde de o içindeyiz belirtmemiz için de onu da gösterebiliyor arkadaşlar. Evet hani bunu hatırlatayım diye düşündüm. Malinki dedik küçük, stulçik sandalyeciye i ve zasmejalas güldü. Yani kahkaha attı, güldü. Tak böylece bylo horošo. Böylece iyi idi. Hani iyi hissetti düşünebilirsiniz. Cümleyi toparlıyorum arkadaşlar. Ona polyezla dedik. O dişi tırmandı veya sokuldu. Büyük sandalyeye ve düştü. Potom sonra oturdu orta sandalyeye. Orada da ona o kadar da rahat değildi. Yani rahatsız hissetti. Sonra küçük sandalyeciye ve kahkaha attı yani veya işte böyle yüksek sesle güldü. Böyle iyi hissetti yani iyiydi. Evet. Vzala sininkuyu çaşeçku na koleni i stala jest. Evet arkadaşlar. Şöyle hani size ilk anlattık ya hani ilk başlarda burada şöyle söyledik. Neredeydi? Pohlepka demiştik. Sonra pohlebala demiştik. Hani yedi veya işte tüketti. Hani böyle şöyle söyleyeyim onu. Hani bu çevireceğim cümleye geldik. O yüzden söyleyeyim düşündüm. Hani böyle tadımlık bir şey bakarsınız ya hani işte nasıl gözüküyor acaba? Öyle hani demek istiyor. Hani tadına baktı. O yüzden hani yedi tüketti dedim. Burada ise ne için oturuyor? Full bitirmek için yani hepsini yiyip bitirmek için oturuyor. Evet çeviriyorum arkadaşlar. Ona o vizyalan aldı sinin kuyu çarşıçku diyor. Hani bu ikisini birlikte tüketiyorum yani kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü renk sini renk demek. O yüzden de
neyin rengini gösteriyor burada? Bardağın rengini ya da kasenin rengini gösterdiği için beraber söylemem gerekiyor. Mavi bardağı Nakole'nin dizlerine, dizine aldı. Ama burada Kolena deseydi diz derdi. Koleni dediği için dizlerine aldı hani. Ama biz de Türkçe'de tükettiğimizde dizine koydu hani de diyebiliyoruz. İstalan ve başladı yest yemeye. Evet. Cümleyi toparlıyorum. O küçük kaseyi, küçük mavicik kaseciyi aldı, dizine koydu ve yemeye başladı. Sonra poyela şu pohlepku i stala kaçatse na stule. Poyela yedi şu tüm pohlepku çorbalığı diyebilirsiniz. Veya ayılara özel olan çorbayı düşünebilirsiniz. Hani kesin içinde bal olduğunu emin olun yani. Hani bal vardır. Çünkü ayının yemeğini yiyor değil mi? İ ve stala başladım. Kaçatsa sallanmaya na stule sandalyede. Hani böyle küçük çocuklar sandalyede böyle sandalyeyi oynatırlar ya böyle hani sallangaç gibi. Aynen onun gibi düşünün öyle yapmaya başladım diyor. Evet cümleyi toparlıyorum. Yedi tüm yemeği veya işte çorbalığı ve başladı sandalyede sallanmaya. Evet. Ve stulçik prolomilse i ona upala na pol. Stulçik sandalyecik prolomilse, şöyle düşünün, böyle pat diye kırılıyor, hız da düşüyor. Hani nasıl söyleyeyim? Hani küçücük bir çatlak değil yani, bayağı bir kırıldı. Kırıldı. İ ve ona o dişi upala düştü napol yere. Cümleyi toparlıyorum. Sandalyeci kırıldı ve o yere. Evet. Benim bilgisayarda da bir şey oluyor ama. Evet arkadaşlar. Yok sadece bilgisayarım yavaşlıyor arada. Anlamadım niye de. Evet. Nerede kalmıştık? Şurada. Evet. Ona stala podniala stulchik i poshla v drugu gornitsu. O dişi stala kalktı, podniala kaldırdı stulchik sandalyeci i ve poshla gitti v
Bak burada V arkadaşlar yön gösteriyor. V drugu başka gornicu odaya. Yani burada odada diyoruz. Evet, yani sandalyeyi nasıl kaldırabilir? Yani kırık sandalyeyi böyle işte toparlayıveriyor, birazcık kaldırıveriyor ama maalesef olduğu gibi durmuyor. Cümleyi toparlıyorum. Kalktı, sandalyeciyi kaldırdı ve başka odaya gitti. Evet, bakın sonucak. Ah ayılar, ah, daha ayıların haberi yok. Там стояли три кровати. Одна большая. Михаила Иванычева. Другая средняя. Настасьи Петровнина, третья, маленькая, Мишенькина. Evet. Там, orada стояли три, üç кровати, yataklar. Кровать deseydi ve 3 de olmasaydı yatak olurdu. Bir de stoyali diyor. Bak sonunda i arkadaşlar fiilde de çoğulu gösteriyor. Ama tam stoyal krovat deseydi o zaman yatak olurdu. Stoyala olsaydı. Burada ne görecektiniz? Fiilde a sonunda demek ki bu dişidir diye düşünecektiniz. Hani bunu görün birazcık tekrar olsun size. Çünkü siz A2'siniz, A1 seviyenizde muhtemelen hocanız anlatmış. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Otna bir tanesi, boy büyük, Mikhail Ivan içindir yani babanındır. Drugaya öbürü, Sridnyaya orta, Nastasi Petrovnina diyor. Hani o annenin ismidir. Tretya, üçüncü. Malinkaya, küçücük. Mişenkina, Mişkanındı. Evet arkadaşlar, bu cümleyi de toparlayıp bu cümleyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu cümlede fark ediyorsanız sıfat dediğimiz kelimelerde bolşaya, srednyaya, malinkaya dişil şekilde diyor. A'ya ile bitiyor. Neden? Burada neyin dişi olduğunu fark ediyoruz. Ne büyüktür, ne ortadır, ne küçüktür. Üç tane yataktan bahsediyor değil mi? Demek ki yatak tekil şekilde nedir? Dişidir. Dişi olduğu için de bolşaya diyor. Hani ve buradan yani bir yatak kelimesinin dişi olduğunu anlıyoruz. Çünkü krovat dediğimizde sonu inceltici simgeyle veya inceltici harfle bitiyor. Ama ne demiştik? İnceltici harfle biten kelimelerimiz genelde eril cinstir. Değil mi? Ama burada dişidir. Demek yatak neye giriyor? İstisnai bir kelimeye giriyor. Bunu da unutmayın. O yüzden hatırlatayım, söyleyeyim dedim arkadaşlar. Yani ben yatağıma gidiyorum. Güncel bir hayatınızda söylediğinizde benim yatağıma gidiyorum. Veya işte dediğinizde bolşaya diyeceksiniz. Moya krovat bolşaya diyeceksiniz. Benim siz erkeksiniz eğer erkek diyorsa bunu. Moy krovat bolşoy demeyeceksiniz. Diyeceksiniz. Benim krovat yatak bolşaya diyeceksiniz. Tamam arkadaşlar. Hani zamirleri de böylece hatırlamış olduk. Neyi unutmuyorduk arkadaşlar? Sadece ve sadece isme göre değişmeyen zamirlerimiz hangisine göre değişiyordu? Onun bir de onların yani. Yego, yiyo,
ich dediğimizde burada kim midir, erkek midir, orta mıdır bakmayacağız. Sadece sahibinin hangi cins olduğuna bakacaktık. Ama benim, sizin dediğimizde de eşyanın cinsine bakarak söyleyeceğiz. O yüzden de benim dediğimizde moja diyoruz. Erkek olsanız bile, çünkü burada ismimiz dişidir. Tamam, hani böyle hatırlatmak istedim arkadaşlar. Çünkü yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Bu kelimeleri nasıl kullanabilirsiniz? Ne bileyim, güncel hayatında nasıl söyleyebilirsiniz? Birazcık demek istedim ve buradaki cümle çok gayet uygun bir cümleydi. Aynı şekilde geri kalan cümleleri okuduğumuzda da sıfat aya ile bitiyorsa demek ki bu sıfat hangi isme aittir ona bakın. O isim a, demek ki o isim dişi. Hayatımda bu ismi kullandığımda dişi bir şekilde kullanacağım. Eğer bana aitse veya arkadaşıma aitse, ama bilmediğim başka bir kişiye aitse veya işte diğimde, o bilmediğim işte onun zamirinin dişi veya erkek olduğunu belirleyip ona sahibine göre söyleyeceğim diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, cümleyi de toparlıyorum. Orada 3 yatak. Bir tanesi büyüktü. Mikhail Ivanovich'indi. Öbürü ortaydı. Nastasya Petrovna'nındı. Üçüncü de küçücüktü. Mişka'nındı diyor arkadaşlar. Evet. Bunu da ok. Девочка лет в большую. Ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, пришла ей как раз и она заснула. Pardon. А. Evet. Девочка, kız, легла в большую, büyük, büyüğe, yani neyin büyüğüne? Yatan. Ей, ona, было, dedi eki düşünün. Слишком, çok, просторно. Просторно çok genişti ona yani. Yani o kadar rahat edemezdi o yatakta. Hani nasıl söylesem, nereye kayboluyordu yani yatağın içinde, öyle düşünün. Hani ve sonra diyor, легла, uzandı, в среднюю, ortaya, было, dedi eki düşünün, çok, высоко, şey, yüksekti, çok yüksek. Высоко nedir? Yüksek arkadaşlar. Легла, uzandı, в маленькую, küçüğe, кроватка, yatakçık, пришли, hani, ей, ona, как раз, tam da, в пору, dengine, и, ve, ona, o, zasnula, uykuya daldı. Zasnula, uykuya daldı. Usnula ise uyudu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, cümleyi diyorum. Mesela erkek ders deseydi zasnul derdi. A olmayacaktı yani. A olmayacak bir şey diyecektiniz arkadaşlar. Yani mesela ben
uyudum derseniz ve erkekseniz eğer ya zasnul diyeceksiniz. Ya usnul. Eğer dişi diyorsa, bayan diyorsa ya zasnula diyecek. Hani. Tamam. Eğer işte o uyudu dediğinizde de burada da tam da önünüzde o dişi ise ona zasnula diyorsunuz. O erkekse on zasnul diyorsunuz. Onlar uyudu diyorsanız oni zasnuli diyorsunuz arkadaşlar. İ ile bitiyor sonu. Tamam mı? Yani burada ne görüyoruz? Fiillerde geçmiş zamanda i ile bitiyorsa çoğulu gösteriyor. A ile bitiyorsa geçmişin bir dişiye ait olduğunu gösteriyor. L ile bitiyorsa yani sonunda ünsüzle bitiyorsa o zaman da bir erkeğe ait olduğunu gösteriyorsunuz. O geçmişin bir erkeğe ait olduğunu görüyoruz. Evet. Cümleyi de kız büyüye uzandı. Ona çok geniş, hani neredeyse kayboluyordu gibi geldi. Çok geniş geldi ona. Uzandı ortaya, orta yatağa uzandı, öyle diyelim. Yatak kelimesi yok burada ama hani orada da çok yüksekti diyor. Şuraya yatakçık tam da onun dengine geldi ve uykuya daldı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ve olayın hani Türkçe'de şey var ya, dananın kuyruğunun koptuğu an geldi. Bakın ne evet, bunu tam da böyle dengine getirirsem ben de. Evet. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Yine arkada A, fakat demiyor, ve diyor. Ve şu anlamda diyor bir de, ve sonunda yani anlamında. Medvedi ayılar prişli geldiler domoy eve golodnye aç i ve zahoteli istediler obedat yemek. Obedat neydi arkadaşlar? Şöyle Rusça'da zavtrakat sabah kahvaltısı yapmak. Obedat öğlen yemeği yemek. Ujinat akşam yemeği yemek. Değil mi? Şimdi burada obedat demek istiyorsa kız hangi zamanda öğlen dalmış ve bu ayılarda sabah yemek toplamaya gitmiş işte veya gezmeye gitmiş ve öğlen yemeğine gelmişler, açlarmış. Evet arkadaşlar, cümleyi toparlıyorum. Ve ayılar eve aç geldiler ve yemek istediler. Öğlen yemeği yemek istediler de diyebiliriz. Большой медведь взял чу, взглянул и заревел страшным голосом. Большой, biliyorsunuz, büyük. Медведь, ayı. Ve burada ne yapıyoruz? Ayı kelimesi, bakın sonu ünsüzle bitmesine rağmen ayı kelimesi eril cinse aittir demek. Aldı çaşku, kaseyi. Vzglanul, böyle bak. İ ve zarevel, bağırdı. Strashnym, korkunç. Golosom, sesle.
Cümleye toparlıyorum. Büyük ayı kasesini aldı, baktı ve kötü bir sesle bağırdı. Tuhli baz moyey çaşke. Kim? Kto hlebal, işte yedi, v moyey, benim çaşke, kasemde. Cümleyi toparlıyorum. Kim benim kasemi yemiş? Yani şöyle, hepiş ama yediği belli. Hani bir şeyler yemiş. Hani dedik ya, tadımlık bir şeyler diye. Evet. Nastasya Petrovna posmotrela na svoju çaşku i zarıçala ne tak громко. Yani Nastasya Petrovna'dan bahsediyor. Önümüzdeki derste de, bu derste de kimiydi? Dişi ayı posmotrela diyor, baktı na svoju, kendi çaşku, kasesine, i ve zarıçala, yine ne yaptı? Bağırdı. Böyle böyle hani sesle yaptı arkadaşlar. Ama şunu diyor. Ne tak, o kadar da değil diyor. Gromka, yüksekten. Cümleyi toparlıyorum. Nastasya Petrovna baktı kendi kasesine ve o kadar yüksek sesli değil ama yine de ne yaptı? Bağırdı, hırladı işte. Öyle de diyebilirsiniz. Ayının çıkaracağı bir sesi çıkardı. Kto hlebal v moyey çaşke diyor. Kto, kim, hlebal, yedi, v moyey, benim çaşke, kasemde. Kim benim yemeğimi yedi diyor. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hlebal full hepsini yemek değil. Sadece orada işte almış, bir şeyler almış ve fark ediliyor yem diye. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kase bol çorba varsa onu yarıya kadar getirmiştir kesin. Hani öyle düşünün. Evet. A Mişutka Uvidal Svoyu Pustuyu çaşeçku i zapişal tonkim golosom. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada fakat değil. Evet İlyas Bey. Kadın homurlandı. Öyle diyelim. A ve Mişutka, Mişutka da biliyorsunuz hani ayıcığımız küçük. Uvidal gördü svu kendi pustuyu boş çaşeçku kaseciğini i ve zapişal cırnadı, yani böyle küçük yavru ayılar nasıl ses çıkarıyorsa öyle bir şeyler yaptı. Tonkim, incecik golosum sesiyle. Cümleyi toparlıyorum. Ka kendi kasesini boş gördü ve incecik sesiyle işte cırnadı. Кто хлебал в моей чашке и все вахлебал, diyor. Кто, kim, хлебал, yedi, в моей,
Benim çaşki kasemde i ve muşo hepsini vıhleba yedi bitirdi diyor. Yani hani böyle işte gezinmek, yemek, hepsini yememek ama vıhlebal diyorsa, hlebalın önüne vıh koymuşsa ne demek? Sonuna kadar diyor. Onu demek istiyor. Cümleyi toparlıyorum önce. Kim benim kasemde yedi ve hepsini bitirdi. Yedi bitirdi. Mikhail Ivan взглянул на свой стул и зарычал страшным тоном. Mikhail Ivanovich взглянул, böyle baktı, на свой, kendi стул, sandalyesine, и ve zarı çal. Hani önce de demişti ya zarı çal diye. Nedir? Bağırdı yine. Ayı sesiyle. Ve strashnym diyor. Korkunç sesiyle. Golosom sesiyle diyor. Evet, cümleyi de toparlıyorum. Mikhail Ivanovich kendi sandalyesine baktı ve korkunç sesiyle bağırdı. Kto sidel na moyom стуле и сдвинул его с места. Кто, ким, сидел на моем, benim стуле, sandalyemde, burada sandalye na'ya aittir. Oradan dek veriyor. И ve сдвинул çekti Yego onu s mesta. Mesta ile s bir araya geldiğinde s yani den eki veriyor. Yerinden. Cümleyi toparlıyorum. Kim oturmuştu benim sandalyemde ve onu yerinden çekmiş diyor. Evet arkadaşlar, yorulduysanız az kaldı. Biraz sabredin. Bitirelim bugün bu hikayeyi. Güzel bir hikaye aslında. Benim çocuklukta en sevdiğim hikayemdi bu. Hatta burada bu hikayede şunu hoca söylemişti. Bakın, kimsenin yemeğine, tanımadığınız, etmediğiniz bir yemeğe, bir eşyalara dokunmayın diye bir hayatın örneğidir diyor. Evet. Tasya Petrovna взглянула на свой стул и зарычала не так громко. Evet arkadaşlar. Nastasya Petrovna, İşte dişi ayı, взглянула, baktı на свой, kendi stul, sandalyesine, и зарычала, yine bağırdı. Ama böyle yani İlyas Bey'in az önce söylediği gibi, nasıl söylemişti İlyas Bey? Homurdanarak, ama o kadar yüksekten değil diyor. Evet. Cümleyi toparlıyorum. Nastasya Petrovna, kusura bakmayın arkadaşlar. Ömer, şu erkek küçük yavruyu elliyor da. Bizim de kedilerimiz var arkadaşlar. Erkek kediyi yavrularından uzak tutmaya çalışıyorum da. İşte bazen tutamıyorsun işte. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Soru soruyordum. Evet, cümleyi toparlıyordum. Pardon, önceden. Nastasya Petrovna sandalyesine baktı ve homurlayarak, hani ama yüksek sesle değil, homur ve yüksek sesle olmadan
homurladı diyelim. Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? Evet, dişi de söylüyor, erkeğin söylediği gibi. O yüzden direkt cümleyi toparlıyorum arkadaşlar burada, zamanımız kaybolmasın diye. Ne diyor? Oturduğu benim sandalyemde ve onu yerinden çekti. Evet, şuradayız. Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. Ömer, ya bu erkeği çıkarır mısın ya? Yine geldi bu. Evet arkadaşlar, şu erkek kedi bıktırdı beni. Canım şu erkeği çıkar ne olursun ya. Rahatsız ediyor herkesi. Kapıyı da kapat lütfen. Evet. Мишутка, biliyoruz erkek yavru ayının ismi. Взглянул, baktı, на свой, kendi, сломанный, kırık, стульчик, sandalyeciğine i propişal diyor. Ve bu ince sesle ne yaptı? Cırnadı. Evet, cümleyi toparlıyorum. Мишутка kırık sandalyesine bakıp cırnadı. Кто сидел на моем стуле и сломал его? Kim сидел, oturdu, на моем, benim, стуле, sandalyemde, и, ve, сломал, kırdı, его, onu, diyor. Cümleyi toparlıyorum. Kim benim sandalyemde oturdu ve onu kırdı, diye soruyor. Cırnayarak tabii ki, yani böyle cırnak sesle bağırıyor işte arkadaşlar. Медведи пришли в другую горницу. Ayıcı ayılar geldiler öbürü odaya. Yani cümleyi toparladığımızda ayılar öbür odaya geçtiler, geldiler, gittiler de diyebiliriz. Evet. Кто ложился в мою постель и смял ее? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Evet. Кто ким? Biliyoruz artık. Ложился, yatmış, uzanmış ya da şöyle diyelim. Uzanmış daha iyi olur arkadaşlar. В мою, benim, постель, yatağıma, и, ve, смял, büzüştürmek, ее, onu. Yani burada da ne fark ediyoruz arkadaşlar? Postil dişidir. Hani dişi cins bir kelimedir. Hani çünkü smell yeyo diyor. Yeyo da kime ait oluyordu her zaman? Dişiye ait oluyordu. Postil de dişi bir kelimedir. Onu görüyoruz. Evet. Заревел, işte Михаил Иванович, страшным, korkunç, голосом, sesiyle, diyor. Evet, cümleyi toparlıyorum. Kim benim yatağıma uzanıp da büzüştürmüş onu, diyor. Korkunç sesiyle Михаил Иванович bağırdı, diyor arkadaşlar.
ve kto ložился в мою постель и смял её? Yine aynı şeyi tekrar ediyor. Kim tekrar ediyor? Зарычала Настасья Петровна не так громко. Bakın bunlar artık kaçıncı kez söyleniyor değil mi arkadaşlar? Kim işte Настасья Петровна dişi anne ne yapıyor? Homurdandı diyor ama yüksek ses diyor. Ve garibim küçücük Ayça'ya geliyor. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом. Evet, burada da ne diyor arkadaşlar? Ve fakat da diyebilirsiniz burada arkadaşlar. Мишенька подставил. Подставить şöyle. Bir yere uzanamıyorsunuz. Yani bir yere kalkamıyorsunuz, çıkamıyorsunuz veya boyunuz yetmiyor. Oraya подставил yani koydu, ayağının altına koydu anlamında hani. Подставил скамеечку, küçücük böyle hani скамейка şöyle arkadaşlar. Bank olur ya hani böyle park yerlerinde. Küçücük bankçığını koyuyor hani kendi ve ne yapıyor? Polez diyor. Скамеечка bank demek arkadaşlar. Подставить ayağının altına koymak. Полез tırmandı. Girdi yani kalktı da diyebilirsiniz. В свою kendi кроватку yatağına и ve запил cırnadı тонким incecik голосом sesiyle. Cümleyi toparlıyorum. Fakat Мишенька ayağının altına bank koydu, küçücük bank koydu. Tırmandı kendi yatağına ve incecik sesiyle cırnadı yani bağırdı. Кто ложился в мою постель? Кто, kim, ложился, uzanmış, в мою, benim, постель, yatağıma. Cümleyi toparlıyorum. Kim benim yatağıma uzanmış diyor. И вдруг он увидал девочку. И завизжал так, как будто его режут. Ve вдруг, birden, aniden, он, o, увидал, gördü, девочку, kızı, и, ve, завизжал, yani bayağı bir hani çığlık atarsın ya hani böyle küçücük bir çocuğun cırlaması olur ya. Tak öyle kak butto sanki bakın kak butto birlikte söylüyoruz. Sanki demek. Yego onu rejut kesiyorlar. Cümleyi toparlıyorum. Birden gördü ve çığlık attı. Öyle bir çığlık attı ki sanki onu kesiyorlar. Вот она. Держи. Держи. Вот она. Ay ay ay. Держи. Evet. Вот dediğimizde bak işte ona o dişi. Держи, yakala. Держи, тут. Вот işte о. Burada yani. Ay ay ay. Держи, yakala. Evet, cümleyi burada toparlamama gerek yok arkadaşlar. Zaten kendi kendine söylediğimizde toparladık.
Evet, bak ona, bak ona, yakala, yakala, bak ona, yakala diyor. İşte o diyor. On hotel yeyo ukusit. On, o, eril işte ayıcık. Hotel istiyordu yeyo, onu, dişi yani kızı, ukusit, ısırmak. O, onu, kızı, ısırmak istiyordu. Cümleyi de toparladık. Evet, son cümlelerimiz kaldı arkadaşlar. Devoçka otkrila glaza uvidela medvedi i brosilas k oknu. Devoçka, kız, otkrila, açtı, glaza, gözlerini, uvidela, gördü, medvedi, ayıları, i ve silas, kendini attı, k oknu, pencereye. Cümleyi toparlıyorum arkadaşlar. Kız gözlerini açtı, ayıları gördü ve pencereye fırladı diyebiliriz. Veya işte pencereye attı kendini diyebiliriz. Evet. Ono bylo otkryto. Ona vyskochila v okno i ubejala. Onu neden diyor arkadaşlar? Okno dedi ya. Okno nedir? Orta cinstir. O yüzden ono diyor. Ne açıktı diyor? Otkrito diyor. Açıktı diyor. O diyor açıktı diyor yani. Pencere diyor açıktı diyor. Bilo dıdı eki. İşte otkrito da açık. Açıktır. Ona o kız viskoçila sıçradı. V okno pencereye yani pencerenin içinden böyle hani içine girdi. I ve ubejala kaçtı. Cümleyi toparlıyorum. Açıktı pencere, açıktı. Pencereye sıçradı. Ya da direkt atıldı.